Arkadaşlar herkese selam. Yepyeni bir güncelleme videosu ile yeniden karşınızdayım. 1 Kasım 2023 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarını sizlerle beraber inceleyeceğiz. Her zamanki gibi Black Desert Online'ın resmi web sitesindeyiz ve buradan haberler kısmından güncellemelere tıklıyorum. Aşağıdan da 1 Kasım 2023 güncelleme ayrıntılarına giriyorum. Yaklaşık yama boyutu 0.98 GB'mış yani 1 GB'lık bir yama boyutu varmış bu haftaki güncellemenin. Aşağı indiğimizde de 3 tane etkinlik başlığı karşılıyor bizleri. Etkinlik birden dilerseniz başlayalım. Etkinlik bir Asya Şampiyonası'nın sıcak heyecanı ile hot time ve özel giriş ödülleri. 1 Kasım'dan 22 Kasım'a kadar geçerli olacak bir etkinlikmiş bu. 29 Ekim 2023 tarihinde Asya Bağlanma noktası savaşı şampiyonası sona erdi. Sıcacık desteklerini gönderen tüm maceracılara teşekkür ederiz. Hot Time ve özel giriş ödülü etkinlikleriyle sıcacık heyecanımız soğumadan maceraya atılalım mı? 1 Kasım 8 Kasım arasında olacakmış. Asya Bağlantı Noktası Savaşı Şampiyonası'nın heyecanıyla sıcacık bir şekilde hot time diyor. %500 level exp, %200 beceri exp ve %50 eşya düşürme artış oranı verilecek arkadaşlar bu etkinlik süresince. Zaten Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde de yine aynı şekilde bir %500 level exp gelmişti. Herhalde bunu kesmeyecekler ve bu şekilde devam edecek ta ki 8 Kasım'a kadar. Black Desert'ın temsili 3 çeşit buff'ı ve giriş yapıldığı anda uygulanan özel giriş ödülü diyor arkadaşlar. 2 Kasım'dan yani bu gece saat 00'da başlayacak ve 22 Kasım'a kadar geçerli olacak özel giriş ödülü mü bu? Ee, Black Desert'ın temsili 3 çeşit buff'ı ve giriş yapıldığı anda uygulanan özel giriş ödülü diyor. ''Tamam. Değerli paket 7 gün verilecek. 1. günde, 2. günde Kamasilva kutsaması, 3. günde de Eski Ay gizli kitabı 7'şer günlük verilecek.'' Dördüncü gün yine aynı şekilde değerli paket. Beşinci gün Kamasilva ve altıncı gün yine eski ay gizli kitabı verilecek. Yani toplamda arkadaşlar bir hafta içerisinde 14 günlük değerli paket, 14 günlük Kamasilva kutsaması ve 14 günlük de eski ay gizli kitabı verilecek. Son yedinci günde de 1k 1000 adet kron taşı verilecek arkadaşlar. Devam edelim etkinliğin giriş ödülü giriş yapıldığı anda uygulanır diyor. Yani oyuna giriş yaptığınız anda giriş ödülünüzü alabiliyorsunuz. Aşağıda da etkinlik kuralları yazıyor. Buradan çıkalım. Tekrar etkinlik başlıklarına devam edelim. Etkinlik 2 uzman yaşam tutkunun rotası toplama. 1 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar geçerli olacakmış. Bu etkinlik hemen hızlı bir şekilde detaylarını okuyalım. Uzman yaşam tutkununun rotası toplama. Yaşam %50 hot time ile birlikte toplama sırasında elde edilebilen etkinlik parlak çapa nişanı bulmaya gidelim mi? Yaşam Export Time %50 e, yaşam bafı verecek arkadaşlar. 1 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar geçerli olacak. Yazıları okumaya devam ediyorum. Toplama yaparken ortaya çıkan etkinlik parlak çapa nişanı. 1 Kasım 15 Kasım arasında çıkacakmış bu nişanda bunu nasıl elde edebileceğiz? Yani nasıl çıkarabileceğiz bu çapayı? Odunculuk, sıvı toplama, kasatlık, tabaklama gibi çeşitli toplama faaliyetleriyle etkinlik eşyasını elde edebilirsiniz demişler. Altına bir not düşürmüş. Ancak su doldurma, kürekle kazma ve süt sağma faaliyetleriyle elde edilemez diye de Böyle bir önemli not düşünmüş. Etkinlik süresince toplama yaparak belirli bir olasılığa göre etkinlik parlak çapa nişanı elde edilebilir. Nişanın da resmi bu şekilde arkadaşlar böyle bir nişan olacakmış. Parlak çapa nişanı yavaş yavaş toplayarak Velia'daki NPC Zaira'ya verin diyor. Bu NPC'den teslim edeceksiniz vereceksiniz. <laughs> Ödül olarak ne verecek diyecektim. Burada Manos takıları gördüm. Gerçekten çok güzel ödülü var. Bu yaşam yapılır. Şimdi 30 tane parlak çapa nişanını arkadaşlar bir tane manos kolye, bir tane manos küpe, manos yüzük veya manos kemer seçebiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesini direkt alabiliyorsunuz. Parlak çapa nişanı 20 tane ile kron taşı 300, Giovin Grolin destek sertifikası 5 tane elde edebiliyorsunuz. <laughs> pardon düzeltiyorum. Çok pardon. Parlak çapa nişanı 20 taneye kron taşı 300, parlak çapa nişanı 10 taneye Geowing destek sertifikası 5 tane elde edebiliyorsunuz ve bu çapaların bir tanesiyle de daimi takas bu katkı puanı x 300 ve toplama x çarpı 10'muş. E, bu yukarıda saymış oldukları Manos kolye, kron taşı ve destek sertifikaları da her aile için bir defa yapılabilirmiş. Onu da not düşelim. Sadece giriş yaparak meydan okuma üzerinden toplama ekipmanı alabilirsiniz. 1 Kasım 29 Kasım arasına kadar arkadaşlar oyuna giriş yaparak e, Stella'nın alet kutusu, Stella'nın alet kutusu elde edebiliyorsunuz. Ve bu Stella'nın alet kutusu içerisinde de şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi <laughs> yaşam aletleri var. Stella'nın tabaklama bıçağı, Stella'nın kazması, kasap bıçağı, e, çapa, ağaç kesme baltası ve sıvı toplayıcı gibi. Devam edelim. Stella'nın alet kutusundan elde edilen eşyaların kullanım süresi 28 gündür. Stella'nın alet kutusunda aşağıdaki eşyaların tümü elde edilir. Yani tek bir tane öyle hani kutu açıyoruz, işte içinden bir tane çıkacak gibi değil. Buradakilerin hepsini, şu an ekranı görmüş olduğunuz aletlerin hepsini alacaksınız. Yukarıda da saymış olduğum gibi sıvı toplayıcı, ağaç kesme baltası, çapa, kasap bıçağı, tabaklama bıçağı ve Stella'nın kazması. Daha sık ve daha fazla karşınıza çıkan toplama mini oyunu. Etkinlik süresi boyunca 10 kat daha fazla toplama eşyası elde edilebilen toplama mini oyunu ile karşılaşma olasılığı 2 katı artar diyor arkadaşlar. Bu da yine 1 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar geçerli bir etkinlik olacakmış. Etkinlik süresince toplama mini oyunlarının ortaya çıkma olasılığı iki kat arttı. Toplama zanaatkar level 1 ve üzerindeki bir karakterle Nampu Mudul köyündeki NPC Huyun Kong'dan derin köklü eller görev serisini alıp yaptıktan sonra derin köklü eller bilgisini elde edersiniz. Toplama sırasında belirli bir olasılıkla mini oyun ile karşılaşabilirsiniz. Bilgilerim yani P'de Yaşam bilgisi daha fazla bilgi toplama kategorisinden derin köklü eller fonksiyonunu aktif hale getirmeniz durumunda olasılık dahilinde mini oyun ortaya çıkar diye de yine ayrıca bir not düşünmüş ve bu etkinlikte bu kadardı. Etkinlik başlıklarında son etkinlik 3. etkinliğimiz fırlama şayı ortaya çıktı diyor. Başlık çok güzel olmuş. 1 Kasım'dan 15 Kasım'a kadar geçerli olacak bir etkinlikmiş. Bu hemen detaylarını okuyalım. Black Desert dünyasında ortaya çıkan fırlama şayı bulmaya gidelim mi? 1 Kasım 15 Kasım arası. Toplama sırasında karşılaşabileceğiniz fırlama şayı, toplayıcı şayı uzun bir aradan sonra toplama yapan maceracılarla buluşarak küçük hediyeler hazırladığını söylüyor. Toplama yaparken etkinlik birinin gürültüsü elde edildiğinde bir yerlerden duyulan hışırtılı bir sesle birlikte toplayıcı şayı ortaya çıkar. Ya yani şöyle söyleyebiliriz bu hafta e, tamamen bir yaşam üzerine bir güncelleme gelmiş. Güzel de etkinlikler var. Hemen bunun da detaylarına bakalım. Bu ödüller neymiş? Şayı ortaya çıktıktan 10 dakika sonra doğal bir şekilde ortadan kaybolur. Birinin gürültüsü mini oyunu sırasında elde edilemez. Toplama tekniklerini içeren etkinlik özel yaşam antik kitabı diyor. Bu antik kitabın hemen detaylarına bakalım. Şayiden etkinlik bir yerlerden ortaya çıkan görevini aldıktan sonra sohbet ederek Şayi'nin edindiği toplama tekniklerini içeren özel yaşam antik kitabını alabilirsiniz. Özel yaşam antik kitabını slota kaydettikten sonra toplama yapmaya gidelim mi Peki ne veriyormuş bu özel yaşam antik kitabı toplamda yaşam eksi yüzde yirmi ağırlık limiti artı 200 ve yaşam becerileri artı 50 veriyormuş arkadaşlar özel yaşam antik kitabı bu <laughs> bayağı bir uzun bir sayfa devam edeceğiz Etkinlik özel yaşam antik kitabı her aile için bir kez elde edilebilir. Bu görev Rulipe'nin seyahat günlüğü görev tamamlama sayısına dahildir. Özel yaşam antik kitabı 29 Kasım 2023 bakımı sırasında silinir. Yani kalıcı değil. Etkinlik süresince geçerli bir kitap olacak. Şahin'in desteği ve çimen kokusuyla dolu paket elde edin. NPC Şahin ile konuşarak 3 enerji karşılığında anında uygulanan Şahin'in desteği ve kimya malzemesi olarak kullanılan iz ve meyve elde edilebilen çimen Çimen kokusuyla dolu paket elde edebilirsiniz. Bu pakette neler varmış hemen bakalım. Şahin'in desteği 60 dakika boyunca uygulanır. Toplam hızı artı 2. Bütün toplama eşyası düşürme oranı artı %10 verirmiş arkadaşlar. Ee, pardon bu çimen kokusuyla dolu paket değil. Şahin'in desteği 60 dakika 1 saatlik baftı. Şahin'in desteği buff'ı elde edildiği anda uygulanır. Şahin'in desteği buff'ı uygulanırken yeni bir buff elde edildiğinde buff süresi istiflenerek uygulanmaz diyor. Hani bir bafa aldıktan sonra üstüne bir tane daha alıp ya 60 dakika, 120 dakikaya çıkarır mıyım diye düşünürseniz hayır olmuyor. Bir tanesi bitsin ondan sonra diğerini alabiliyorsunuz. Çimen kokusuyla dolu paketten elde edilebilen eşyaların detayları demişler. Bu eşyalara da hemen bakalım. Ee, Çimen kokusuyla dolu paketten elde edebileceğiniz eşyalar sonsuzluk bitkisi 5 ila 10 arası, vahşet izi 5 ila 10 arası. Bu arada sayacaklarımın hepsi 5 ila 10 arası olacak. O yüzden direkt eşyaları sayacağım. Vahşet izi, ölüm izi, hafıza izi, doğa meyvesi, güneşin meyvesi, sihir gücü meyvesi, derin deniz meyvesi, kaynak izi, av izi, kızıl alev meyvesi, büyü meyvesi, orman izi, bolluk meyvesi. Yani meyveler ve izlerin en önemlilerini hemen hemen en önemlilerini veriyor arkadaşlar bu paketin içerisinde. Bu etkinlikte bu kadardı. Hemen eklemeler ve düzenlemelere geçelim. İçerikler kimya ve yaşama bir değişiklik gelmiş. Hızlıca onu bir okuyalım. Bu güncellemede kimya faaliyetleri için gerekli olan temel malzemeler olan iz, bitki özü, meyve, toz ve diğer temel malzemelerin tedarikini genişlettik. İz, bitki özü, meyve ve diğer malzeme eşyalarının oluşturulması ve tüketim miktarını kontrol ettiğimizde bunların bilekte zırt dünyasında çok fazla bulunduğunu kanaatine vardık. Yani azaltacaklar mı? Black Desert dünyasında her gün biriken malzeme eşyalarının sayısı artıyor. Ancak mevcut fiyatlarla merkez pazarda ticarete konu edilmiyor. Bu tür bir durumun ortaya çıkmasının en büyük iki nedeninin olduğunu düşünüyoruz. Birincisi şu anda sahip olduğumuz eşyaların hemen kullanılacak bir yerinin olmadığı durumlarda kullanmamak ve depoda saklamak. <laughs> Stokdan bahsediliyor. İkincisi merkez pazarda satmak istediğimizde elde edilebilecek gümüş paranın değeri düşük olduğu için ileride kullanabileceğimiz durumları göz önünde bulundurarak satmamak ve depoda saklamak. Şey gibi olmuş. Stokçulara şey geliyor. Bu tür bir durumu çözmek için Doğrudan kullanılmayan malzemelerin merkez pazara satılmasını teşvik etmek için bu ham maddelerin fiyatının yükseltmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak ham maddenin fiyatı yükseldiğinde ilgili sonuç ürünlerinin iksir ve benzeri fiyatının da yükselmesi ve maceracılara yük getirmesi olasıdır. Yani şöyle yapacaklar. Bütün bitki özleri, tüm meyveler ve tüm izler yanlış anlamadıysam evet. Bunların hepsi Bayağı bir fiyatı artacak. Merkez Pazar'da belki aşağıda da detaylarını bahsederler. Bu nedenle toplam tedariği genişleterek doğrudan elde etme durumunda daha fazla miktar elde edebilme imkanı düzenledik ve yeni tedarik kaynakları da ekledik. Bu durumları sürekli olarak araştırarak tedarik miktarını düzenleyebilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Ve aynı zamanda iksir fiyatını da istikrarlı hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca biraz istikrar sağlandığında bununla uyumlu olarak imparatorluk teslimatını da düzenlemeyi planlıyoruz. İlerisi içinde görüşünüzü beklerken hem kimyayı seven maceracıları hem de merkez pazardan satın alarak kullanan maceracıları memnun edebilmek için düşünüp düzenlemeye devam edeceğiz demişler. İz eşyalarından bahsetmişler. Yaşam içeriği olan kimyanın temel malzemelerinden olan iz eşyalarının elde edilebileceği yerler ve elde edilebilmek elde edilebilecek miktarı arttırıldı. Üretim bağlantı noktası aracılığıyla biriktirilebilecek miktar artarken aynı zamanda kimya yaparken ek görevlerle desteklenebilecek iz eşyalarının miktarı da arttı. Ayrıca av sahalarında canavarları öldürerek elde edilebilecek miktar da artarken toplama faaliyetleriyle de izleri temin etmek mümkün. Genelde evet grind atarken işte av izi orman izi gibi eşyalar düşüyordu. Şimdi toplama yaparak da e, mümkün hale getirilmiş. Canavarları yok etme, kimya, toplama, üretim bağlantı noktası ile ilgili iz eşyalarının genel tedariği arttı. <laughs> farklı yollardan iz eşyalarını temin ederek daha rahat bir şekilde kimya faaliyetlerini gerçekleştirebilirsiniz demişler arkadaşlar. Burada da üretim bağlantı noktalarından bahsedilmiş. Video çok uzun olacağı için buralara girmiyorum ki zaten anlatsam e, tam video içerisinde anlatarak anlaşılmayacak bir konu. E, hangi İşçi çalıştıracağınız yerlerse onlar burada şu anda yazıyor. Mesela Glişer abilerinde işçi çalıştırabilirsiniz. Şerek Mezarı, Hemo Adası, Seyyat Tapınağı Tevazu bu gibi yerler burada var arkadaşlar. Sizler de girip kesinlikle bunları tek tek kontrol edebilirsiniz. <laughs> Ek görevler diye bir başlık atılmış. Kan türleri, yağ türleri, parfüm türleri, iksir türleri ve öz türleri eşyaları sentezlenirken olasılığa bağlı olarak kabul edilebilen parantez içinde ek görev Dalişan'ın Basit sınavı 1 görevinin 3 tür seçim ödülü arasında iz eşyasının sayısı 300'den 500'e çıkartıldı diyor. Detayı da burada yazmışlar. Toplama faaliyetleriyle iz elde etme toplama ticaret eşyalarının kaldırılması. Toplama sırasında elde edilebilen ticaret eşyaları toplama malzemesinin türüne veya özelliğine göre farklı türlerde elde edilebilir. Ancak uzunca bir süre fiyat değişiklikleri olmadığı için şu anda anlamsız bir durum haline gelmiştir. Bu ticaret eşyalarının fiyatını ayarlamak veya kullanım yerini değiştirmek için çeşitli düşüncelerde bulunduk. Ancak ticaret eşyasının yüksek ağırlığı nedeniyle uzun süre toplama yapan maceracıların yaşayacağı rahatsızlığın daha da büyük olacağını düşünerek cesurca silmeye karar verdik. Ayrıca şu anda eksiklik yaşanan iz eşyalarını ek ödül olarak ekleyerek toplama faaliyetlerindeki beklentiyi arttırmak istiyoruz demişler. Önemli bir değişiklik olmuş. Her toplama faaliyeti türüne bağlı olarak toplama ticaret eşyası yerine iz eşyaları elde edilebilecek şekilde ekleme yapıldı. Her bir toplama faaliyeti aracılığıyla aşağıdaki iz eşyaları elde edilebilir diyor. Bunlar da hemen hemen her tür iz eşyası zaten arkadaşlar devam ediyorum. Bitköze eşyalarında yine bir değişiklik olmuş <laughs> baya bir yaşam haftası olmuş bu ya tamamen yaşamla ilgili birçok şey gelmiş bitköze eşyalarında yine artış olmuş direkt kısaca geçelim bunlar sonuçta nerf değil buff gibi düşünün bunlara da buff gelmiş. E, toplama faaliyeti aforu diyor. Nadir hazineleri gözünü kestiren mezar soyguncusu aforu bitki gözünü eline sürmeye başladı. Yani aforudan da düşürebileceğiz yanlış anlamadıysam. Ağaçlardan bitki gözü toplarken gizlenmiş aforuyu keşfedebilirsiniz. Ormanı düşünmeden aşırı miktarda bitki gözü toplayan aforuyu azarladığınızda aforunun topladığı bitki özünü alabilirsiniz. Aynen aforudan bitki gözü de alabileceğiz. Meyve eşyalarına yine aynı şekilde baf gelmiş. Kimya yan ürünü gizemli katalizör toz eşya takası. Temel malzemeler arasında bulunan toz Tuz eşyalar üretim bağlantı noktası aracılığıyla büyük miktarda elde edilebilir ve büyük miktarlarda mevcuttur. Parantez içinde pasif durumdadır. Belirli bir üründe kimya yapılabilecek ya da duruma bağlı olarak toz eşyalarına ihtiyaç duyulduğunda gizemli katalizör aracılığıyla geçici olarak temin edilebilecek şekilde takas seçeneği eklenmiştir diyor. Kimya sentezi sırasında olasılıkla elde edilebilen tırnak içinde gizemli katalizör eşyasıyla toz eşyalarını takas etme seçeneği eklenmiş. Şimdi 10 tane gizemli katalizere arkadaşlar alev tozu, yarık tozu, toprak tozu, zaman tozu ve pırıltılı tozdan Şöyle söyleyeyim bir yanlış oldu. Gizemli katalizör 10 taneye alev tozu, yarık tozu, toprak tozu ve zaman tozundan 200 tane takas edebiliyorsunuz. Ve yine gizemli katalizör 10 taneye pırıltılı tozdan 5 tane takas edebiliyorsunuz. Kimya sırasında istenmeyen sonuçlar diye bir başlık atılmış. Kimya sentezi süresince olasılık dahilinde çeşitli eşyaların elde edilmesi, kimya aracılığıyla farklı farklı eşyaların sentezlerini sentezlenebiliyor olması özelliğinin daha da vurgulanması ama ile başladı. Ancak şu anda kimya yapabilmek için birçok envanter ve depo stoğu gerekmekte ve bunun kimyaya başka bir giriş engeli oluşturduğunu düşündük. Bu nedenle kullanımı düşük olan un veya kızartma yağı gibi ürünleri düzenledik ve kullanım yüksek olan değerli eşyaların elde edilebilmesi için eklemeler yaptık. Kimya yaparken olasılıkla ek olarak elde edilebilecek istenmeyen sonuçlar arasındaki aşağıdaki eşyalar silindi veya eklendi. Silinen eşyalar, buğday unu, kızartma yağı, yıkım, koruma, yaşam, ruh taşı, yeşil, mavi, seviye, erimiş, altın parçası, altın, külçe, kırık, kimya taşı parçası, kalıcı, yaşamın kaynağı. Yeni eklenen eşyalar, bilinmeyen tohum, yanan ruh kalıntıları, kimya taşı parçası, ölü ağaç özü. Bu şekilde düzenlemeler yapılmış. Bilinmeyen tohuma da yine aynı şekilde e, buff gelmiş. Ya oyun e, yanlış anlamadıysam şunu istiyor. İşte yaşama oyuncuların baya bir yönelmesini istiyor o şekilde anladım. Bunu da videonun sonunda anlatırız. Makarna mantarı bilinmeyen tohum. Makarna mantarı lifi beyaz makarna mantarının merkez pazar standart fiyatı ve maksimum fiyatı aşağıdaki gibidir diyor. Yine bunların da fiyatları değiştirilmiş arkadaşlar. Kimya malzemesi eşyalarının merkez pazar kaydı. Bazı kimya malzemesi olarak kullanılan sert trokanı, trokalbi abis esansı, yanan ruh kalıntıları eşyaları merkez pazara kayıt edilebilecek şekilde değiştirilmiş. Burası güzel bir haber. Eee tro çok döndüm ve elimde bolca trokanı, trokalbi abis esansı işte bunlar çok birikiyordu. Bir kez daha söylüyorum. Tro sert trokanı Turo kalbi, abis esansı ve yanan ruh kalıntıları arkadaşlar artık merkez pazara kayıt edilebilecek. Tabi böylece Turo'da da herhalde dönen kişi sayısı artacaktır. E dehki olmasa da normal Turo'yu da e, artık dönebilirsiniz. Bu çok önemli ve güzel bir <laughs> haber olmuş. Bu malzemeleri kullanarak iksir ve benzeri yapmak için önceden av sahasını ziyaret edip elde etmek gerekiyordu ve bunlar av sahalarına canavar yok edip kimya yapmayan maceracılar için anlamsız bir eşya oluyordu yani ben grind için gitmişim veya ciğer düşürmek için gidiyorum tura'ya bana kan atıyor. Zaten bir şey yapmıyorum. Elimde kalıyor depoda birikiyordu. Ancak artık merkez pazara kullanarak her iki maceracıyı da yardımcı olacak şekilde değiştirildi demiş. Güzel olmuş. Bir bakalım ne kadardan satılıyor? Sert kro tura kanı 4M ile 8M arası. Turo kalbi 7.5M ile 15M arası. Abis esansı 2.5M ile 5M arası. Yanan ruh kalıntıları 7.5M ile 15M arası satılıyor arkadaşlar. E, şu an ben de yaklaşık bir yüzden fazla sert turakonu falan vardı. Herhalde bir 80 e mi kafadan pardon tanesi 8 M'den satılsa 10 tanesi 800 M kadar bir para e, Turo kaybı esansı bunlar çok fazla vardı ve ben ilk ile uğraşan birisi değilim burada rahat şu anda bende bile depomda eğer daha oyuna giriş yapmadım e, baya bir dışarıda işlerim vardı daha yeni geldim Merkez pazarda bir yığılma olmadıysa eğer siparişi varsa şu an 3.5-4T yakın herhalde bir param vardır diye düşünüyorum. Sonsuzluk bitkisi çapa toplama işlemi sırasında elde edilebilen sonsuzluk bitkisinin elde etme oranı öncekine kıyasla %30 arttırılmış, bu da aklınızda bulunsun. Mavi mercan kristal mavi balina yağı bunların da hepsi aynı şekilde artırılmış arkadaşlar. Kandiyum, 9 diş, karapas, vada beni yırtıcısız, şiddetli karapas, deniz timsah ve lekreşan öncekine kıyasla bir buçuk kat arttırılmış mercan kristal elde etme olasılığı. Karabus sedir ağacı alanı eklenmiş. Bu da bu şekilde. Kimya sonuçları ve malzeme eşyalarının merkez pazar fiyatları diyor. Hmm. Daha sonraki kimya malzemelerinin fiyatı değişecek. Kimya malzemelerinin fiyatı değişecekmiş. Ve hemen direkt biz detaya gelelim. İşte çılgınlık iksiri. Ben yavaş yavaş şöyle aşağıya doğru kayacağım. Sizler ekrandan takip edebilirsiniz. Şöyle kısaca böyle yani gördüğümü direkt yorumlayacak olursam hemen hemen iki katı fiyat olmuş. Yani 500 emlikler 1 em, 200 emlikler yok. Mesela yıkım iksiri 296'dan 700. Yani hemen hemen 2-2.5 katı kadar bir fiyat artışı olmuş arkadaşlar iksirlerde. Marne'nin ürpertici oyun parkında gerçekleş gerçekleşen kırmızı ışık yeşil ışık mini oyununda yatay denge mini oyununun zorluğu biraz daha düşürülmüş. Hmm. 8 Kasım Çarşamba Bakımı ile Sohbet Grubu Birikmiş Öneri Sayısı Sıfırlanacaktır diyor. Altın, gümüş ve bronz kararo simgelerine sahip maceracıların emeklerine karşılık minnetimizi bildirmek üzere bu maceracılara 90 günlük ünvan verilecektir. Maceracı solunu sohbet grupları için altın, gümüş ve bronz kararo simgelerine sahip maceracılara 90 günlük ünvan verilecektir. Sohbet grubu öneri sayısı sıfırlanmadan önce verilen sohbet grubu sıralama ödülü ünvanları sonraki bakımda toplu caz silinecektir diyor arkadaşlar o ünvanlarda bu şekilde burada yazıyor Eşya başyapıt hazine mobilya eşyası. Çok güzel böyle mobilya eşyaları gelmiş. İlgileniniz var mı bilmiyorum ama ben yakından ilgileniyorum bunlarla. Gizemli sislerle kaplı adada kargo yuvasının lideri Karga Tüccarlar Birliği Patrigo yeni bir hazineye ilgi duymaya başlamış. Aşağıdaki eşyaları kargo yuvasındaki Patrigo'ya götürürseniz hazinenin gerçek sahibi görevini kabul edebilirsiniz. Luffy Badminton geliştirilmiş teleskobu Kroktal'ın yuvası. Bu ikisini getirdiğinizde bir tane teleskop ee, elde edebiliyorsunuz. Teleskop eşyası ve çok da güzel görünen bir eşya. Daha da çok benim dikkatimi çeken Dün aslında Tayland güncellemesinde bunlara bakmıştım. Bu da çok güzelmiş. Yine benim de bir köşküm var Steam hesabımda. Bu arada Steam hesabına tekrar geri dönebilirim. Onu da buradan bildireyim. Ki zaten ileride yakında canlı yayınlar ve yine videolar gelecek. Oralarda da bahsedeceğim. Hazinenin gerçek sahibi Krogdan'ın yuvasını da yine aynı şekilde elde edip üretebiliyorsunuz. Detayları burada yazıyor. Çok uzun olmasın video hızlıca geçiyorum. Canavarlar gelişim av sahasına canavar yerleştirme iyileştirmesi bu okunur mesela. Aşağıdaki av sahalarında canavarlar daha yoğun bir şekilde ortaya çıkacak şekilde iyileştirildi. Bu canavarların yaratıkların daha hızlı doğması oluyor anlamına geliyor. Daha hızlı bir şekilde kestikten sonra tekrar yerine yenisi gelecek. Bu bölgeler şunlar. Başim merkezi, Çöl Nagası Tapınağı, Hilal Tapınağı, Sülfür Madeni ve Pila sahnesi Titum Vadisi'ni arayan maceracıların artmasıyla Titum Vadisi girişine yakın çölde çöl fogan nöbetçileri nöbet tutmaya başladı. Çölde görülen çöl foganları takip ederseniz doğal bir şekilde Titum Vadisi'ne girebilirsiniz. Aslında bu Titum Vadisi için değil de daha çok Histeria ve Akman için yapılsa daha bir güzel olur. Çünkü onları bulmak isteyen maceracılar bayağı zorlanıyor. Bu arada onun da bir görevi var arkadaşlar. O görevi yaptığınızda en azından Akman'ı çok daha rahat bulabiliyorsunuz. Av sahası iz eşyaları ve hurda eşyaları ganimetleri demişler. Bazı üst düzey av sahaları arasında geliri nispeten düşük olan av sahalarının ganimetlerinde bir yükseltme ayarı yapılmış. Daha çeşitli av sahalarını seçerek ziyaret etmek ziyaret etmenizi sağlamak için sürekli olarak ayarlamalar yapılacak. Şu anda devam eden sınıf PvE dengesi ayarı tamamlandıktan sonra genel av sahası gelir dengesi ayarı yapılacak. Av sahasının ihtiyaç duyulan ekipman seviyesi, tehlikesi, yoruculuğu ve benzeri birçok maceracının endişe ettiği konuları dikkate alarak ilerlemeyi planlıyoruz. Gelecekte de görüşlerinizi paylaşmanızı dileriz. Çok teşekkürler demişler. Devam edelim. Baflanan yerler var sanırım. Gaifin Raşia tapınağı yeraltı. Aşağıdaki canavarlar yok edildiğinde hafıza izi elde edebilecek şekilde ekleme yapılmış. Gaifin Raşia pagan, muhafız ve ezici. Yine Gaifin Raşia tapınağı yer üstünde de e, muhafız, katliamcı, pagan ve ezici. Kül rengi ormanı Vokras... Volkras ve Barnas yok edildiğinde elde edilebilen hayaletin kıyafet parçası miktarı değiştirilmiş. E, çöpü biraz baflanmış yani. 2 ila 4 arasından 3 ila 5 arası olarak değiştirilmiş. Olum Vadisi'nde arkadaşlar yine bir baf gelmiş. Queen Tepesi'ne bir e, bakalım şeyde Aa, Queen'den artık umutsuzluk izi elde edilemeyecek. Şöyle olmuş. Kumu Queen tepesinde umutsuzluk izi yerine orman izi elde edilebilecek şekilde değiştirilmiş. Aklınızda olsun. Altay impine yine bir buff gelmiş. Çöpler 1 ila 2'den 1 ila 3'e, 2 ila 4'ten 2 ila 5'e çıkarılmış. Ölüler şehrinde Tehmelun elçisi yok edildiğinde Ulu Kıta özü buff'ı daha istikrarlı bir şekilde elde edebilecek şekilde iyileştirilmiş. Mirimork yok edici, yok edici Offin, Dünya Bosu Mirimork yok edici Offin'in HP'si öncekine kıyasla %50 arttırıldı diyor. Dehkyan'ın lambası çağrıldıktan sonra belirli bir süre geçerse çağrılan Dehkyan'ın lambasının kaybolması sorunu düzeltilmiş. Kül rengi orman... <laughs> tepe göz diyarı bilgi Tepe göz diyarı gibi bölgelerde bağlantı noktası savaşı devam ederken ilgili bölgelerde Dehkiya'nın lambasının kullanılmaması sorunu düzeltilmiş. Bazı sunucularda etkinlik bossu Isabella'nın ek olarak ortaya çıkmaması sorunu da düzeltilmiş. NPC ve arka plan seslerine geldiysek sanırım güncellemede daha önemli bir şey herhalde yoktur. Ara yüzde değişiklikler hızlı koşu işaretini kaydetme, kristal ön ayarı kararuh envanter aracılığıyla kullanma, <laughs> Bu önemli bir dakika. Şimdi biz kristallerimizi düzenlerken kara ruhu çağırıp düzenliyorduk. Onunla ilgili herhalde bir değişiklik gelmiş. Önemli ve güzel bir değişiklik olur bu. Birçok maceracıya kolaylık sağlayan kristal ön ayarı özelliği kara ruh aracılığıyla ön ayarı değişikliği yapıldığı için görüş mesafesini rahatsız edebiliyor veya yeni maceracılar için bulması kolay olmuyordu. Artık envanterdeki kristal simgesi aracılığıyla kara ruhu çağırmadan ön ayarı uygulayabilirsiniz diyor arkadaşlar. Bu çok güzel olmuş. Yani kristalleri I'ya basıp envanterimizdeki kristal simgesine tıklayıp artık düzenleyebileceğiz. Kristal ön ayarı takma ve çıkarma işlemi kara ruhu çağırmadan envanterde gerçekleştirebilecek şekilde değiştirildi. Kristal takma menüsü kara ruh yerine envanterin I yani envanter seçeneği alt kısmına taşındı. Kara ruh çağrıldığında gösterilen kristal takma menüsü kaldırıldı. Envanterin alt kısmındaki kristal menüsüyle kaydedilebilen kristal ön ayarı uygulanabilir diyor. Daha birçok da de detaylar burada yazılmış. Kısaca bu olayın en önemlisi buydu ve çok da güzel bir değişiklik olmuş. Tercüme web düzenlemeler ve değişiklikler burası bu kadardı arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde bir de inci dükkanını araş bir göz gezdirelim ve sonra videoyu sonlandıralım. 1 Kasım 2023 inci, inci dükkanındaki değişiklikler diyor. Şimdi yeni pet diye bir başlık katılmış. Ee, i̇çerisinde eşya küçük pomi ve küçük pori iki adet seçilebilir aynı eşyadan birden fazla seçilebilir diyor. Yani küçük pomi ve küçük pori'yi aynı anda seçip veyahut da bir tanesini iki tane seçebilirsiniz. Bonus olarak da eşya düşürme artış parşömeni 10 level x 300 kullanılmış erçi parşömeni 120 dakikadan 5 tane alabiliyorsunuz. Toplamda 540 inciye bu paketi alabiliyorsunuz. Sadece küçük pomi'yi almak isterseniz yanında kampoç organik yemiyle birlikte 270 inciye küçük pori'yi almak isterseniz yine aynı şekilde kampoç organik yemiyle birlikte 270 70.ye alabiliyorsunuz. Kıyafet paketi bitmek bilmiyor bu kıyafet paketi. Bunlar için ayrıca bir video çekmek lazım. Çünkü bedo artık her geçen gün böyle pay to e gitmeye başladı. Bu biraz illaki olacak tabii ki oyunda da e, çok fazla artmaya başladı. Yani tadı kaçtı işin. Öyle söyleyeyim. Özellikle son e, inci dükkanına gelen bir paket var. Adını şu an hatırlayamadım. Yani o paketler full alındığı zaman öyle çok ııı e, kimisine göre çok kimisine göre az o önemli değil ama hani alınabilecek bir fiyatta full o paketleri aldığınızda 50k 70k direkt kron taşı çıkarabiliyorsunuz ve tabii ki yapan yapar o ayrı bir konu ama oyunda bir dengesizlik ve oyunun değerini düşürme olasılığı çok fazla artıyor. Yani bugün bir kara yıldız itemi artık kimse için önemli değil. Bir pen kara yıldızım var dediğinde ne olacak zaten çekerim paketi basarım gibi düşünülebiliyor ve öyle de oluyor. E bu da değeri düşürüyor. Beşli premium kıyafet seçim kutuları arkadaşlar <laughs> içerisinde 5 tane premium kıyafet kutusu 1000 tane kron. 1000 kron. Vox'un tavsiyesi 50'den 2 tane 60'dan 1 tane 3850 inciden 3272 düşürülmüş. 3 artı 1 premium kutusu var. Premium kıyafet seçim kutusu 3 tane bonus olarak premium kıyafet seçim kutusu bir tane ya bunları geçin artık dört tane dört tane premium kıyafet kutusu 2310 inciye alınabiliyor arkadaşlar yaşama başlangıç seçim paketlerinde yine e, güzel paketler var yaşam ile uğraşan arkadaşlar için bu paketin içerisinde 20 günlük seçim kutusundan bir tane var ve bir tane seçebileceğiniz dadadum Dalgıç kostümü, zıp zıp balığı kostümü veya pavilla kıyafet kutusu, ...venya binicilik kostüm kutusu. Bunlardan bir tanesini seçebiliyorsunuz. Bonus olarak da Lara'nın sıcak çayı 3 tane, Gio destek sertifikasından 3 tane, çabukluk parfümü 2, Verdura Yüzüksiri 3 ve yüzde %30 indirim ile 518. inciye düşmüş bir paket bu. Yine yaşam paketlerinde birçok indirim var. Bunlara bakabilirsiniz. Depo paketlerinde yine indirim olmuş. Yeni maceracılar buraları sakın kaçırmayın. Hep soruyorsunuz inciyle ne? ne alalım ne alalım diye yani ilk önce envanter sonra ağırlık limitleriniz sonra naderin bandı alabiliyorsunuz çadır en önemlisi işte bunlar bittikten sonra da depo alabilirsiniz bunun faydası şu olur katkı puanınız elinizde kalır eğer yaşam ile uğraşmak istiyorsanız işte işçilere bağlantı noktası açabilirsiniz o katkı puanlarıyla veyahut da nasıl diyeyim konaklama açabilirsiniz depo almanız katkı puanınızın cebinizde kalmasına olanak sağlar öyle diyelim. İndirim yine var. İşleme yani şöyle söyleyeyim. Takas kupon transfer kuponlarının hepsinde arkadaşlar şu anda indirim var. İşleme, balıkçılık, ticaret, avcılık, kimya, ağaççılık, eğitim, toplama, çiftçilik, denizcilik ve takas ex transfer kuponları %20 indirim ile 440 inciden 352 inciye düşürülmüş. Kostüm kategorisinde %20 indirim varmış. Haftalık kıyafetin indirimi de Keranos Premium Seti Sage'in e, 770'den 693 inciye düşürülmüş. İnci dükkanın altında ilk defa böyle bir yazı gördüm şu anda. Eşya değişiklikleri hakkında bilgilendirme diye bir yazı yazılmış. Genelde buraya yazılmayan bir şey bu. Eşya değişiklikleri hakkında bilgilendirme. Satış süresi 1 Kasım Sonrası diyor. Kristal ön ayarı genişletme kuponunun maksimum satın alma limiti değişti ve kristal ön ayarı genişletme kuponu eşyasının açıklaması değiştirildi. Maksimum 3 kez satın alınabilir. Maksimum 8 kez satın alınabilir. Ha, önceden 3 kez satın alınabilirmiş maksimum. Şimdi 8 kez satın alınabiliyormuş kristal ön ayarı genişletme kuponu. Niye böyle? <laughs> Çok önemli bir şeymiş gibi en alta. Ben de bir şey sandım. Tamam. Güzeldi evet bu haftaki güncelleme ayrıntıları izledik. Çok uzun konuştum kusura bakmayın başınız ayrıdıysa. Elimden geldikçe detaylara inerek detaylı bir şekilde ve güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar son bir iki haftadır bu arada video atamıyordum. Kusura bakmayın. Detayını inemeyeceğim dişlerimle ilgili baya bir sorun olmuştu. Baya bir uzun sürdü o işlemler. Şimdi tekrar yeniden videolara ve canlı yayınlara özellikle devam edeceğiz. Bir sonraki videolarda canlı yayınlarda ve rehberlerde görüşmek üzere diyorum ve hoşçakalın.